Arkadaşlar, o kadar uzun zamandır burada video çekmiyorum ki nasıl konuşacağımı, açılış yapacağımı unuttum. Lafı çok uzatmadan sorularıma geçmek istiyorum. Ben sorularınızı bu kağıda not aldım. Konu başlıklarına göre sıraladım, ayırdım. Ama mümkün olduğunca sorduğunuz bütün sorulara cevap vermeye çalışacağım. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Evet, ilk sorumla başlıyorum. Sence korona ne zaman biter demişler. Tabii bunu bilmek mümkün değil ama ben Haziran'da biteceğini umuyorum. Yani inşallah daha da erken biter ama en iyi ihtimalle Haziran diyorlar. Ama Eylül diyen, Ekim diyen, Aralık'ı bile bulabilir, Ocağı bulur, kışı bulur diyenler de var. Bunlar biraz bana felaket tellallığı gibi geliyor. Umarım Haziran'da biter, ben öyle olduğuna inanmak istiyorum. Ve size Haziran ortasında... Bu lafımı da unutmayın. Bence sokaklara çıkabileceğiz rahatça diyorum. Yani tabii ki yine temkinli olacağız ama bence özgürlüğümüzün tadına varmaya başlayacağız. Yalnız bana ne oluyorsa bu konuda bilirkişi gibi konuştum. Şimdi benimle ilgili sorulara geçebiliriz. Bu durumda pozitif olup kendine bakmayı, spor yapmayı nasıl başarıyorsun? Ben çöktüm. Yani başka çaremiz var mı? Ben kendime saygı duyuyorum. Şimdi bu süreçte hani kendime bakmazsam, sporumu yapmazsam, salarsam, hani birçok kişinin olduğu gibi, bir örnek var sonra, şu televizyona çıkan adam gibi olur eşlerimiz, sevgililerimiz. Sonunu düşünüyorum, yani ne olacak? Toparlaması daha zor olacak, daha mutsuz olacağım. Şu an bir şeylere motive olamıyorsam, o hale geldiğimde hiç olamayacağım belki. Zaten evdeyiz, zaten boşuz, zaten canımız birçok şeyi yapamıyoruz. Bol bol spor yapalım. İmkanımız varsa bahçede ya da sitenin içinde sosyal mesafeyi koruyarak yürüyebiliriz. Ya da eve bisiklet, koşu bandı gibi kardiyo aletleri alabiliriz. Pilates setleri satılıyor internette, fiyatları da bayağı ucuzlamış. Bunlardan edinip tüm vücudu çalıştıracak egzersizler yapabiliriz ki bir tane egzersiz videom var zaten benim. Yardımcı olması açısından evde yapılabilecek egzersizleri size gösterdiğim videomu da izleyebilirsiniz. Yani bu süreçte açıkçası gerek spor, gerek cilt bakımı, kendime iyi bakmak beni iyi hissettiriyor. Bu süreci kendin için iyi bir hale çevirebildin mi demiş. Belki evet, belki hayır. Ama işte ben bu süreçte mümkün olduğunca kitap okumaya, film izlemeye, kendime bakmaya, vücuduma bakmaya, sporumu yapmaya ve sağlıklı beslenmeye odakladım. Hani gidip de makarna stoklamadım ya da pasta, börek, kek yapmıyorum evde hala. Sağlıklı yiyecekler tüketiyorum. Sağlıklı yemekler yapıyorum. Bu süreçte yani bu şekilde kendi lehime çevirebildim, evet. Ne zaman geleceksin bu konulara artık diye beklediğinizi duyar gibiyim. Özel hayat, ilişki konuları. Şimdi size bu konularda tam bir açıklama yapmadığım ve bir şeyleri tam olarak yansıtmadığım için haliyle merak ediyorsunuz. Haklısınız da. Ama ilk önce şunu söyleyeyim. Ben artık özel hayatımı paylaşmıyorum arkadaşlar. Genel olarak hani sorduğunuz aklınızda kalmasın. Bazı yanlış anlaşılmaları da düzeltmek adına birkaç soruyu cevaplayacağım. Eski sevgilinden neden ayrıldın demişler. Bu hayat benim hayatım olsaydı tamamen, belki size neden ayrıldığımı anlatabilirdim ama başka kişileri de etkilediği için susmam gerektiğini düşünüyorum. Onun için bu soruyu geçiyorum. Sonuç olarak evet, o bildiğiniz kişiden ayrıldım. Yeni sevgilinle nasıl tanıştınız? Evet, bu arada yeni bir ilişkim de var. Hatta yeni değil. Yani artık yeni denmez. Çünkü bir sene oldu. Gerçekten şaka gibi. Yani gelecek ay bir sene olacak tam. Zaman çok çabuk geçiyor gerçekten. Vay be. Detaya girmeyeceğim ama Instagram'da. Zaten ben bütün hayatımı Instagram'dan kurmuş durumdayım yani. İlişkilerim, en yakın arkadaşlarım, pek çok arkadaşım. Her şeyi Instagram'dan kurdum ya. Her şeyi. Fiziğinin bu hale gelmesi ne kadar sürdü? Kilonu korumak için kendini nasıl motive ediyorsun? 1 yıl sürdü. Üniversiteye ilk geçtiğim sene her ay 1 kilo vererek 1 yılda 12 kilo verdim ve
kaç kiloya ulaştığımı söylemeyeceğim. Çünkü kaç kilo olduğumu da soruyorsunuz ama söylemeyeceğim. Çünkü kiloya takılmamak gerekiyor. Söylemememin sebebini açıklıyorum. Kiloya takılmamak gerekiyor. Herkesin vücut yapısı, yağ kas oranı farklı. Ben falanca kiloda bu fizik, bu görüntüde oluyorken sen o kiloya geldiğinde belki bu görüntüden çok daha zayıf, belki de çok daha şişman duracaksın. Onun için hani ben burada kilomu söylersem genç kızlarımıza kötü örnek olacağımı düşünüyorum. Belki benim kiloma inmek isteyenler olacak. Belki benim kiloma çıkmak isteyenler olacak. Hani bilemiyorum. Onun için kiloya takılmayın. Siz bedeninizi istediğiniz görüntüye kavuşturana kadar diyet ve spor yapmaya devam edin. Porsiyonunu nasıl ayarlıyorsun? Kaç öğün yiyorsun? Ayarlamıyorum. Kaç öğün yiyorum bilmiyorum. Bazen 3, bazen 10, bazen 8, bazen... yani şöyle, bir kahvaltı ediyorum. Bir de gün içinde et, tavuk, balık... birini öğlen ya da akşam yiyorum. Bu hani iki temel öğün olmuş oluyor. Onun dışındaki saatler hep atıştırmayla geçiyor. Badem, ceviz, kuru yemiş, kuru meyve. Tabii bunlar hani sağlıklı olan boyutu. Bir de işin içinde davetler, arkadaş buluşmaları, akşam çıkmaları, lansmanlar, yemekler olunca işler karışıyor. Açıkçası çok hani belli bir standardım yok yemek yeme konusunda. Bu süreçte kilo aldınız mı? Hayır, almadım. Kilomu istikrarlı bir şekilde koruyorum. Senin gibi güçlü bir kadın olmak için ne yapmam gerek? Ay, çok teşekkür ederim. Bir kere eğitimini iyi tamamlaman gerek. Ne olursa olsun hiç kimseye, ne ailene ne de başka bir erkeğe muhtaç olmaman gerek. Mesleğini, altın bileziğini eline aldıktan sonra, iyi bir işin olduktan sonra ve sürekli ben oldum demeyeceğim, bırakmayacağım ve sürekli kendini geliştirmeye devam edeceğim her konuda. Gerek ilgi alanlarında, gerek koyduğun hedefe giden yolda her gün kendini geliştireceksin. Böylece senden güçlüsü olmaz. Baban ve annen ne iş yapıyorsunuz? Bu da çok merak edilen konulardan biri. Annemle babam ODTÜ kimya mühendisi mezunu, yani meslekleri kimya mühendisi. Annem bir süre sonra İngilizce öğretmenliği yapmaya başlamıştı. Babam da iş adamı. Doktor sanıyorsunuz, başında DR ünvanı olduğu için, doktora yaptığı için doktor diye geçiyor. Aslında iş adamı ve babamla beraber enerji santralleri kuruyoruz. Nerede büyüdün, okulun, annenle görüşüyor musun? Ben Ankara'da doğdum, büyüdüm. ODTÜ Koleji'nde okudum. Üniversitede İstanbul'a geldim. Tabii ki annemle görüşüyorum. Annem hala Ankara'da yaşıyor. Babam İzmir'de, annem Ankara'da. Ayrılar. Babama gittiğim kadar anneme de gidiyorum. Hatta anneme bu ara daha sık gidiyorum. Çünkü erkek arkadaşım Ankara'da ve bu sebeple Ankara'ya daha çok gidiyorum. Dolayısıyla annemi daha çok görüyorum bu aralar. Ha, siz annemle görüşmüyorum sanıyorsunuz. Bir annem öldü falan zannedenler olmuş. Allah korusun. Arkadaşlar öyle bir şey yok ama yani sonuçta benim bir hayatım var ve ben size... Hani bu hayatın neresini göstermek istiyorsam, neresini yansıtmak istiyorsam, yani %100'ünü yansıtmam da mümkün değil zaten. Siz orasını görüyorsunuz, ben orayı yansıtıyorum. Kaç estetiğin var? Evet, en çok merak ettiğiniz sorulardan bir tanesi de buydu. Buraya ne zaman gelecek, kaçıncı dakika acaba diyenleri duyar gibiyim. 3 tane. Ne? Burun, dudak, meme. Şimdi... Burnumu iki kere yaptırdım. Zaten estetik videomda ne estetiğim var ne yok her şeyi açıklıyorum. Gelelim lip lift'e. Lip lift'i de yaklaşık 3 kere oldum. 3. Onun için üst dudağından da oldu diyenler var. Sonuncusunu yeni olduğum için daha 1 ay oldu. Hala ödem var ve bu ödem geçecek. Birkaç aya oturacak. Siz çok daha fazlası olduğunu düşünürken benim bu saydıklarım dışında başka estetiğim yok. Zamanında sadece dudağıma, üst dudağıma dolgu yaptırıyordum. Yıllardır onu da yaptırmıyorum. Ama onun dışında ne yüzümde bir dolgu ne de botoks var. Belli güzellik algılarına uyan kalıplara dolgu ya da botoksmuş yargısını yapmak bence yanlış. Ve ben şöyle düşünüyorum. Yüzümde pek çok dolgu ve botoks olduğunu düşünüyorsunuz ama yok.
Gerçekten doğruları aktarmak istiyorum kendimle ilgili. Olsaydı da emin olun ki söylerdim. Çünkü zaten ben bunlarla ilgili bir video çektim. Benim işim bu. Niye söylemeyeyim? Ve zaten ben yeterince özgüvenli bir insanım. Ve özgüven konusuna gelecek olursak, bu kadar çok estetiği niye yaptırdın, özgüven eksikliğin mi vardı diyenler oluyor. Tam tersine, ben çok özgüvenliydim. Ben hiç estetiğim yokken lisede de çok ilgi gören bir kızdım. Lisede de beni herkes çok beğenirdi. Belki kaşım gözüm bu kadar düzgün değildi. Ama bir auram vardı. Yani yüzüne bakamayacak bir kız da değildim tabii ki. Ve kendimi o zamanlarda güzel bulduğum için pek çok insan bir iki yerini yaptırdıktan sonra ya da hiçbirini yaptırmasa bile yıllar içinde değiştikten sonra o eski ergenlik fotoğraflarını yok etmeye çalışırken ben tam tersine Instagram'ımın en altlarında duruyor, bakabilirsiniz ve tam tersine ben onları ara ara yayınlıyorum. Ben kendimle dalga geçebiliyorum. Ha ha bak böyleymişim, işte neymişim, ne olmuşum diye. Ben bunları yapabiliyorum yani. Bilmiyorum, özgüvenli olmasam bence bunları kolay kolay yapamazdım. Çünkü görüyorum çevremde kimse bunu yapmıyor. Soru kağıdını şu an badem yemeye çalışıyor. Peki madem o kadar özgüvenliydin niye bu kadar estetik yaptırdın diyenler olacak. Bir kere açıkladım. O kadar değil. Yani benim yaptırdığım estetikler artık herkesin yaptırdığı. Nereden baksan sokaktan geçen 10 kişinin 7'sinin yaptırdığı. Kimin burnu dudağı yapılı değil Allah aşkına? Neden yaptırdığıma gelecek olursak? Ben dediğim gibi göze hitap edeni severim. Her şey güzel olsun isterim. Ya benim için güzel buysa, için güzel olana dönüşmek isterim. Ha benim için güzel olan bir başkası için güzel olmayabilir. Buna da saygı duyarım. Beni bir başkası beğenmeye de bilir. Ama önemli olan onun beni beğenip beğenmemesi değil, benim kendimi beğenip beğenmemem ki bu yüzden ben bakımlarımı da evin içinde bir aydır evde olmamıza rağmen hiçbir bakımımı eksik etmiyorum, kendimi salmıyorum. Manikürümü, pedikürümü bir şekilde yapıyorum. Çünkü kendime iyi gözükmek için, kendime bakımlı olmak için. Pek çok kadınımızın hatası da şu ki, güzelliği başkaları için yapılan bir şey olarak görüyorlar. Erkekler için, erkekler için kadınların güzelleşmek istediğini düşünüyor. Ama bence kadınlar kadınlar için güzelleşmeye çalışıyor ama sonuçta hep bir başkası için. Ama ben kendim için, tamam mı? Sadece ve sadece kendim için yapıyorum. Şimdi neden yaptırdığımı hala gelemedik. Benim evim güzel olsun isterim. Benim arabam güzel olsun isterim. Benim telefonum güzel olsun isterim. Kullandığım işte çantam güzel olsun. Kıyafetlerim güzel olsun. Aksesuarlarım güzel olsun. Yani güzel olan ne varsa o olsun isterim. Ve bu da benim güzellik algım olduğu için kendi güzellik algıma dönüşmeye çalıştım. Ha bir de demişler ki botoks belli bir yaştan sonra gerekli mi? Arkadaşlar yani botoks hakkında bildiğim şu, hani yaptırmadığım için çok bir fikrimi söyleyemeyeceğim ama sanıyorum kırışıklık açmak üzerinde çok bir faydası yokmuş ve genç yaşta yapılmasını öneriyorlar 25'ten sonra ki yani kırışıklıklar oturmadan mimik yapmak engellensin ve kırışıklıklar oluşmasın diye. Ama ben bunu çok saçma buluyorum. Bu bence tamamen bir para tuzağı. 25 yaşındaki genç bir kızın bence botoks yaptırmaya hiç ihtiyacı yok. Ben şeye çok karşıyım. Dolgu falan yaptırmasına da çok karşıyım. Botoksa da. Çünkü yüzüne yabancı bir madde sokuyorsun. Ve bunun ileride ne etki yaratacağını bilmiyorsun. Ha tamam şu an güzel olabilir. 5 yıl sonra güzel olabilir. 10 yıl sonra okey. Ama 15 yıl sonra ne olacak? 20 yıl sonra ne etki edecek? Nasıl vücudunu zehirleyecek? Enfekte edecek mi? Kabaracak mı? Yani bilemezsin. Evet, estetik hakkındaki konuları bitirdiğimize göre hemen başka bir konuya geçiyorum. Demişler ki küçükken aşık olduğun bir ünlü var mıydı? Valla çok vardı. Çok yoktu. Hatırladığım kadarıyla Harry Potter'a aşıktım. Daniel Radcliffe. Hatta onun için bir şiir yazmıştım. Akrostiş. Sadece iki dizesini hatırlıyorum. Daniel gibi güzel bir isim. Aşkımıza engel olamaz.
Bir de lapa lapa karlar yağsa inci gibi dişlerin var demiştim. Bir de Kerem Cem'e aşıktım ve o zamanlar Aşk Oyunu diye bir dizi vardı. Ben çok küçüktüm. Aramızda 17 yaş varmış onunla, hesaplamışım. Ve bu, dertlenmişim buna, tamam mı? Ağlıyordum falan şey diye. Ama aramızda 17 yaş var. Ben seninle evlenemem ki. Neyse. Geçiyorum. Gözüm kapalı güvenirim dediğin bir dostun var mı? Evet, var tabii ki. Var. 1-2 3 tane falan var. Onlar kendilerini biliyor. Sence aşk nedir? Benim için aşk tüm mantıkların dışında. Tarifi imkansız, mahiyeti bilinmeyen bir şey. Sevmek, hoşlanmak başka. İstemek, tüm ruhuyla, tüm vücuduyla, her şeyle istemek başka. Bence aşk bu istemektir. Karşı konulmaz bir istemek. Aşkta senin için en önemli şey nedir? Ten uyumu mu? Ha, yani ten uyumu önemli tabii ama en önemli şey bu değil tabii ki. En önemli şey öncelikle güven. Yani güven olmayınca hiçbir şey olmaz. Ben güvenmediğim biriyle asla birlikte olamam. Evlilik düşünüyor musun ileride? Eskiden evlenmem, çocuk yapmayı düşünmüyorum derdin. Hala öyle mi? Evet, aslında şimdi bu soruya geldik ve bu soruya bu cevabı vereceğim 40 yıl düşünsem aklımın ucundan geçmezdi. Gerçekten eski videolarımda da bu sorunun cevabını çok sert bir şekilde vermiştim sanırım. Ama evet, yani tabii ki istiyorum. Neden olmasın? Peki bu soruyu bana bir sene önceye kadar sormuş olsanız cevabım kesin bir şekilde hayır olurdu. Şöyle söyleyeyim. Önceden ben neden asla çocuk yapmam diyordum. Çünkü hiçbir erkeğin onun çocuğunu doğurmayı hak ettiğini düşünmüyordum. Yani bu kafa yapısındayken öyle biri çıkıyor ki karşına, onun çocuğunu doğurmak isteyecek kadar çok seviyorsun. Sonra zaten istiyorsun. Bildiğin aşırı iyi pürüzsüz, ne tavsiye edersin? Size tek tavsiyem bu konuda: yüzünüzü temiz tutun, akşam eve gelince mutlaka makyajınızı temizleyin ve nemlendiricilerinizi sürün. Sabah akşam cildinizi temizleyip çok iyi nemlendirin, özellikle genç yaşlarda. 25-30'dan sonra da anti-agingli ürünler kullanabilirsiniz. Gözeneklerinize dikkat edin, eğer açıksa gözenek küçültücü ürünler kullanın, bakımlar, maskeler yapın buna yönelik. Ya da imkanınız varsa gözeneklerinizi küçültmek için ve temizlemek için cilt bakımlarına gidebilirsiniz. Ama en önemlisi makyajınıza yatmamanız, cildinizi güzel temizleyip nemli tutmanız. Sigara kullanıyor musun? Hayır. Hiç sevmem. İçeni de sevmem. Yani o kokusu leş. Üstüme falan siniyor ya, bir de saçlarıma. Ya bir de özellikle o gün yeni banyo yaptıysam. Yani kusura bakmasın sigara içen arkadaşlarım ama çok rahatsız oluyorum yanımda içtiklerinde. Bir şey de diyemiyorsun yani buluştuğunda. Ama öyle. Zaten gördünüz mü detayı? Allah aşkına. Zaten bence sigara kullanmamam da, hani cildimin, az önceki soruya gelecek olursak, cildimin böyle olmasındaki büyük etkenlerden biri. Çünkü gerçekten cildi çok yaşlandırıyor, çok yıpratıyor. İsteyip de alamadığın bir şey var mı? Yani madde olarak genelde olmadı. Her istediğine ulaşabilen bir insanım yani. Hani tabii ki her zaman üstünde üstü vardır. Yani burada when a millionaire meets a billionaire olaylarına girmek istemiyorum. Ama genel olarak olmadı. Benim isteyip de alamadığım şeyler genelde manevi şeyler oluyor. Ve maddi olarak isteyip de her şeye ulaştığım için manevi şeyleri alamadığımda, istediğime ulaşamadığımda daha çok hırs yapıyorum, daha çok sinirlerim bozuluyor. Bu beni daha kötü etkiliyor. Elmacık kemiklerim mükemmel. Acaba bir işlem var mı yoksa glutensiz mi besleniyorsun? Bu soruyu özellikle son cümlesi yüzünden buraya ekledim. Çok komik geldi. Biliyorsunuz o espriyi zaten. Evet, glutensiz besleniyorum canım. Elmacık kemiklerim kendimin gluteni ve şekeri kestim. Az önce de açıkladım zaten estetik konusunu.
Şimdi elmacık kemikleri konusunu da tekrar açıklayayım. Benim eskiden kiloluyken ve yaşım ve yüzümde oturmamışken daha düz hatlı bir yüzüm vardı. Onun için herkes şu an elmacık kemiği dolgusu yaptırdığımı düşünüyor. Ama ben sonra zayıfladım. Yaşlandım. Yaşlandıkça yüzüm oturdu. Oturunca buralar çöktü. Buralar çökünce buralar kaldı. Çünkü buralar kemik. Yani burada yağ yok. Yağlar burada, buralar gidince, bu arada asla hani bişektomi falan yok. Yaptırdığım 3 cerrahi işleminde neler olduğunu söyledim. Yalnız yaşamak hayattaki hedeflerini nasıl etkiliyor? Aslında yalnız yaşamak hedeflerimi etkilemiyor. Ama yalnız yaşamak bana ne kazandırıyor diyecek olursanız, bana yaratıcılık katıyor. Yani mesela ilham geliyor. Yalnız yaşadığım için muhtemelen ailemin yanında olsaydım biraz güzel müzik, biraz gözyaşı moduna girip bazı şeyleri oluşturamazdım diye düşünüyorum. Yani ne bunlar? Aslında hiçbirinizin bilmediği, en yakınlarımın bile bilmediği yazılarım var. Arada bir ilham geliyor. Ben de bir şeyler karalıyorum. Biraz özel, biraz mahrem. Hazır değilim açıkçası duygularımı, iç dünyamı bu kadar açığa çıkarmaya. Ayrıca da yayınlarsam çalınacağından korkuyorum. Belki bunlar arttığında bir kitap çıkarabilirim. Ama eminim hoşunuza gidecek. Önyargılı yaklaşmayın. İlayda şair mi olacak? Önyargılı yaklaşmayın. Gerçekten güzel. Okurdum burada bir iki tanesini ama yok. Yapmayacağım, harcamayacağım şimdilik burada. Onun dışında hayatı daha özgür yaşayabildiğim için bence beni daha çabuk olgunlaştırıyor. Kesinlikle aldığım sorumluluklarla birlikte beni daha çok olgunlaştırıyor, daha çabuk olgunlaştırıyor. Daha çok deneyim kazandırtıyor yalnız yaşamak. Yurt dışında yaşamayı düşünür müsün? Aslında hiç tam olarak yurt dışına taşınmayı düşünmedim. Ama olabilir, yani olursa amaç şöyle. Biraz orada, biraz burada, biraz orada, biraz... Yani Türkiye'yi tamamen bırakıp gitmeyi düşünmüyorum şu anda. Taktığım bir kolyen var, çok güzel. Nereden? Evet, bu kolyeyi kastediyorsunuz herhalde. Bunu bana erkek arkadaşım almıştı, Swarovski. Ben de çok seviyorum. Hareketli gifleri nasıl yapıyorsun? Ben yapmadım arkadaşlar, yaptırdım. Mikro Türk organizasyon diye bir yere yaptırdım. Green Screen'de çektiler. Onları gife dönüştürüp Instagram'da işte bir takım onaylardan geçtikten sonra yayında oldu. Film önerir misin? Tabii Netflix izliyoruz şu an hepimiz. Herkesin izlediği, bildiği, çok popüler olan diziler, filmler var. Onun için bunların içinden önermeyeceğim. Çünkü muhtemelen herkes biliyordur, duymuştur ya da izlemiştir. Ben size gene Netflix'te olan biraz kıyıda köşede kalmış ama gerçekten çok derinden etkileyici bir film önermek istiyorum. Pieles. Yani Türkçesi deriler. Birazcık rahatsız edici bir film olabilir. Belki izlerken birazcık irite olabilirsiniz. Ama beni çok etkilemişti. Spoiler vermeyeyim, konusunu anlatmayayım. Siz bir bakın. Bedensel farklılıkları ve kusurları olan insanların yaşamlarını anlatıyor. Neredeyse bütün sorularınızı cevaplamaya çalıştım. Umarım sorularınıza açıklık getirebilmişimdir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.